Hem Sağlık Bakanlığımız hem de hastanelerinde bulunan tüm sağlık çalışanlarımız gayret ve hem gayretliler, çok çok gayretliler ve çok iyi ilgileniyorlar. Ben buradaki hem onların sabırları hem de çalışmalar için canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu hastalıkları ilk önce sanki kendi yakınlarımıza veya kendi başımıza gelmeden başkasından duyarak veya bir televizyon programından, bir gazete küpüründen görmek bizlere bu hastalığın ne kadar ciddiyeti olduğunu ancak kendi başımıza gelince görüyoruz. Yani bu hastalık makam mevki aramıyor. Zengin, fakir, genç, yaşlı aramıyor. Yani gelince hepimize geliyor. Başta kendimde, vücutta bir şeyler hissetmiştim ama bunun senede 3-5 defa geçirdiğim bir grip gibi görmüştüm. Ama maalesef öyle değilmiş. Sonradan ben daha bu yaşa geldim. Hastanede sadece bir defalık menisküs ameliyatı geçirdim. O zaman kalmıştım. Ama 4 gün yoğun bakım, 8 gün normalde, 12 gün bir odanın içerisinde yalnız kalmak ve adeta solunumla ilgili sıkıntılar yaşamak bizi gerek psikolojik veya hayata bakış açısı olarak hayatın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş oldum. İnanın bugün katılmak zorunda hissettiğimiz bir etkinlik veya bir sosyal yaşantı gün gele ki bizim hiç kimsenin katılamayacağı bir acılı bir ortama dönüşmemesi için inanın herkesten rica ediyorum bunu yaşayan birisi olarak lütfen gerek maske kullanımını, gerek sosyal mesafeyi, gerekse hijyen ortamını tamamen uygulayalım. Toplum olarak da yani biz ben bu acıyı en iyi yaşayanlardan birisiyim. Allah kimseye yaşatmasın. Halsizlik etki oldu ve halsizlikten sonra direkt ciğerlerimde yani akciğerlerimde solunum güçlüğü yaşamaya başladım. Hemen ondan sonra da zaten evde tedavi karantinadayken direkt hastaneye de tedavimi devamlamak için gördüm. Orada 10 günlük bir süreçte de solunum cihazında da oksijen vererek 10 gün bir oksijen destekli yani desteğini almak zorunda kaldım. Ama o süreci bir yaşayan bilir. İlk defa böyle başımıza bir şey geldiği zaman ama hiç karamsarlığa kapılmadım. Yani gerek bir sosyal medya aracıyla gerekse buradaki yani basında, görsel ve yazılı basındaki destekle vatandaşlarımızın bize dualarını hissettik. Herkesin yanında olduğunu hissettik. Onlarla yani hiçbir karamsarlığa kapılmadım. Bu hastalığı geçiren tüm arkadaşlardan da diğer vatandaşlarımıza, insanlara faydalı olmak üzere bu Kızılay'a kan bağışında yaparak antikor veren tüm hastalığı geçiren arkadaşlarımızdan Kızılay'a kan bağışını yapmasını ve Kızılay'a destek vermesini istiyorum. Ben de bu süreç 28 günlük süreç bittiği anda ilk işim gidip antikor veren vücudumuzdan kan bağışını yapmak olacak. İlk hastaneye gittiğimle gittiğim günle çıkış arasında 8 kilo 12 günde 8 kiloluk bir kilo kaybı oldu. Ama tabii bu kortizonlarla, şeylerle, vitaminlerle desteklenince geriye kalan 15 günlük çıktıktan sonraki 15 günde 6-7 kilo tekrar geriye aynı şekilde sağlığımıza kavuştuk. Biraz biliyorsunuz vücutta solmalar, beyaz yani soluk renk oluyor ama şimdi Allah'a çok şükür yine eski sağlığımıza kavuştuk yani. Ama tabii ki ciğerlerimizdeki bir etki kalmaması için tesirini bir yani tesir kalmaması için sağlıklı bir şekilde yani doktorlarımızın kontrol altında yine sabah yürüyüşlerimizi ne bileyim ona göre toplumdan yine hijyen kurallarını sosyal mesafeleri ve maskeyi kesinlikle çıkartmıyoruz.
Ve işimiz gereği de biliyorsunuz biz mecburen belediye başkanımız, çok yoğun bir çalışma ortamımız var. Ama minimumu indirerek, etkinliklerden kaçınarak, toplumdan kaçınarak ama işimizin de başındayız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.